Şehrimizin ileri gelenlerinden Yurttaş Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Sinan Koca'nın katledilmesi hususunda sanık Mahir Kara'nın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. İlk duruşma önümüzdeki ay Temmuz'un 20'sinde yapılacak. Sayın Hakim, bu tutuklama kararına itiraz edeceğimi belirtin. Kime itiraz ederseniz edin Avukat Bey. Babam bunu nasıl yapar, aklım almıyor. Her şey onun ifadesine bağlıyken nasıl gelmez? Sizi cezalandırmak için başka türlü evliliğinize mani olamayacağını anladı. Eline de fırsat geçince... Neye fayda Yasin? Şimdi evlenmezsek bu dava bittikten sonra evleneceğiz. Nereye kadar geciktirebilir? Ben bunu hiç anlamıyorum. Önünde sonunda verecek o ifadeyi. Masum bir insanın canını yakmak benim babama göre bir şey değil. Üzüleceksiniz. Dediğinizi dediğiniz vakit yapamamış olacaksınız. Ne kadar yapsam kârdır diyor demek. Götüreceksiniz geri. Yok komiserim. Evraklar varmış hazırlanacak. Onları bekleyeceğiz. Mukavemetini kaybetme kızım. Ne kadar uzar bu mesele? Nikah yetişmenin hiçbir ihtimali yok Erdal. Keşke elimden bir şey gelebilseydi Nazif abi. İfadeler kaleme yollanmış. Dosyanın tamamlanması sürse sürse 35-40 dakika sürer. Feride Hanım, inanın çok üzgünüm. Babanızın ifadesine başvuramadığımız için tutuklanmasına karar kıldı hakim. Duramadım. İyisi mi dedim geleyim. Sizinle haberi bekleyeyim. İyi yaptınız. Geçin buyurun oturun. Ben de durduğum yerde duramıyorum. İnşallah Mehmet Sahin Bey ifade verir de Mahir'im kurtulur. Evladımın hürriyeti kocanızın iki dudağı arasında. Müsterih olun Safiye Hanım. Mehmet Sahin Bey zaman zaman serttir. Hatta sözünü geçirebilmek için bazen haşin davranabilir. Ama asla kalpsiz biri değildir. Üstelik söz konusu olan sadece Mahir değil ki. Feride'nin mutluluğu da babasının söyleyeceklerine bağlı. O yüzden ben eminim ki Mehmet Sahin Bey mahkemeye gidecek. Üstüne düşeni yapacak. İnşallah, inşallah.
Bizi yalnız bırakır mısınız? Bekliyorduk zaten Feride. Artık o kadar halk hukuk ben de bilir oldum. Bir tek içim ne yapıyor biliyor musun? Ne? İçeride bir günde kalsam, bin günde seni çok özleyeceğim. Sakın. O inciler içime dökülüyor sana. Yapma. Mahir. Ben seni buradan çıkaracağım. Ne olursa olsun umudunu kaybetme, tamam mı? Elbet babam eve gelecek. Ben onunla konuşacağım. Düşmana buradan çıkacağım. Biliyorum. Benim için kendini hırpalayacaksın. Merak etme, her şey yoluna girecek. Tek arzum, olur da babam gibi iyi kurulmuş bir tezgahın kurbanıysam aramıza yıllarca esaret koyacaklarsa gözlerine başka gözlerimizin beni kalbinden atma. Konuşmak istemiyorum seni. Bir şey olmayacak. Kötü hiçbir şey olmayacak. Fatime Hanım, gitmemiz gerekiyor. Erdal abi, seninle oturup iyice bir mütalaa yapmamız gerekiyor. Mahir'in cinayet saatinde orada olmadığını ispatlamamız gerekiyor. Ben yeniden gazeteye geçeceğim tanıklarla konuşmak için. Belki de asıl katile ulaşırız. Ben de seninle gideceğim. Tamam. Hiç kötü şeyler getirmiyorum. Sen de getirme. Eğer babam gelseydi biz şimdi bunları yaşamıyorum. Bir dakika durun. Durun. Babam geldi. Geldi. İşin seyri değişebilir. Hakimle yeni bir görüşme yapacağız. Mahir Karay'ı yukarı getirin. Gün doğmadan neler doğar kardeşim. İnşallah kardeşim. İnşallah. Ben sizi daha sonra arayayım.
Mehmet Sayın Bey, neden buradasınız? Bir sorun olmadı değil mi? İfademi vereceğim Adnan. Emin misiniz bu ani karar değişikliğinizin sebebi nedir? Bu sadece beni ilgilendirir. Sen işini yap yeter. Ne oldu Feride? Mahir'i istediler mi içeri? Hayır. Babam savcının yanında daha bir şey diyen olmadı. Babam bir şey dedi mi peki? Hayır ama geldiğine göre ifade verecektir herhalde. Sence ne diyecek peki babam? Ne biçim soru bu Yasin? Ne olduysa onu anlatacaktır. Hayır ne bileyim. Mahir'i sevmiyor ya. Ya ben o gün görmedim, eve gelmedi falan derse? Benim babam yalancı değil Yasin. Canavar hiç değil. Evet Mahir'i sevmiyor olabilir ama şerefli bir insandır benim babam. Sakin ol kızım. Hepimiz üzüldük, asabımız bozuldu. Ama bunlar bitecek. Mahir karıyı getirelim mi Sayın Savcı? Getirin. Böyle buyurun Sayın Bakan. Buyurun. Mehmet Sayın Bey, Sinan Koca davasında Mahir Kara'nın ifadesine tanıklık için geldi hakim bey. Buyurun. Hakim Bey, Mahir Bey'in iddia ettiği tek tanık olan Mehmet Sayın Şadoğlu ifade vermek üzere hazır. Buyurun Bakan Bey, sizi dinliyoruz. Kusura bakmayın, davetinize geç icabet edebildim. Ancak tanıklığıma ihtiyacınız olduğundan yeni haberim oldu. Estağfurullah. Buyurun Savcı Bey. Mehmet Sayın Bey, Mahir Kara Sinan Koca'yı öldürme suçundan dolayı gözaltına alındı. Kendisinin iddiasına göre cinayet saati olan 12 ile 12.30 sularında sizin evinizdeymiş. Sizinle bir hususta görüşüyormuş. Mahir Kara'nın bu beyanatı doğru mudur? Kendisinin cinayet saatinde yanınızda olduğuna tanıklık eder misiniz? Mevzu bahis olan gün ve vakitte beyan ettiği üzere benimle birlikte olduğunu söylemiş. Doğrudur. Kendisi benimle birlikteydi. Ah.
Artık ağlamak yok kızım. Sevinçten akıyor onlar. Mahir'i serbest bırakacaklar. Hayret. Adalet bu defa çabuk yerini buldu. Baban da sen gibi delikanlıymış. Kayıtlara geçmesi için nerede ve ne amaçla görüştüğünüzü bize anlatır mısınız lütfen? Kendisi beni evimde ziyarete geldi. Düğünle ilgili sohbet ettik. İştirakiniz için müteşekkiriz Mehmet Sayın Bey. Rahmetli Sinan Bey benim ahbabımdı. Böyle bir netice olsun istemezdim. Lakin bu hadisede Mahir Bey'in bir günahı olmadığını şahidim. Hakim Bey, müvekkilimin cinayet saati orada olmadığı, tanık tarafından da kanıtlandığına göre hakkında isnat edilen suçlamaların düşürülmesini, tutukluluğun da kaldırılmasını talep ediyorum. Sanık Mahir Kara'nın tutuklu kalmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Geçmiş olsun Mahir Bey. Artık evinize gidebilirsiniz. Sağ olun Hakim Bey. Mehmet Sayın Bey. İzninizle siz... Adaletin tecellisi bu kez hızlı oldu. Ama bizim tek derdimiz bu değil. Değil mi baba? Neymiş o? Benim daha gelinliğim hazır değil. Nikaha 8 gün kaldı. Ne düşünüyorsunuz Mahir Bey? Sana anlı şanlı bir düğün kuracağım. Şu şehri İstanbul'un gördüğü en güzel gelin olacaksın. Mahir'im. Bak. Hadi gözümüz aydın. Korkutmadım değil mi seni baba? Gelmiş geçmiş olsun diyelim evlatlarım. Bir daha ne siz aklınıza getirin hemen. Bütün dertler tasalar sizden uzak dursun. Amin. Babana bakayım. Tamam. Baba. Bugün buraya gelmen benim için o kadar anlamlı ki. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Yüce gönüllü bir insan olduğun için ben sana minnettarım. Belki bana kızgınsın. Belki kırgınsın. Ama ne olur şunu unutma. Ben seni çok seviyorum. Ve bu kadar erdemli bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Teessüf ederim Feride. Gelmeyeceğimi mi düşündün? Karşımdaki hasmım dahi olsa hakikati gizleyecek kadar kötü biri değilim ben kızım. Baba ben onu demek istemedim. Seni övmek için söyledim, yermek için değil. Eğer bir kusurum olduysa bağışla lütfen. Ne bedbaht edici değil mi? Evvelden beni en iyi sen anlardın. Seni de en iyi benim anladığımı söylerdin. Oysa şimdi aramızda uçurum var. Benim kelimelerim sende farklı yankılanıyor, seninkilerse beni delip geçiyor. Anlat anne.
Umarım beklediğiniz kişi benimdir. Sen çıktığına sevinmedin ya. Olur mu Mahir? Gülen iyi güler. Daha bulantın falan yok ama Necdet kesin erkek diyor. Artık içine mi doğuyor, öyle mi istiyor bilmem. Necdet'e dedim geçen gün, kız oğlan fark etmez. Sağlıklı olsun ama benim gönlüm kız istiyor. Ne derler bilirsin, kız evlat has evlat değil mi şekerim? Tesbih seviyorsun. Eline de yakışıyor. Hem de sabrına sabır katar diye düşündüm. Çok güzelmiş bu. Bundan sonra en kıymetlim bu. Senin gibi. Şekerim, seni de beklettim. Ayten? Neredesin? Hayda. Eserikli mi ne? Allah belanı versin Necdet. Allah belanı versin. Baba en kıymetli. Baba en kıymetli. Gebe. Kardeşim, düğün oluyor vakit. Allah'ın izniyle oluyor sadıcım. O zaman ben de ilk sadıçlık görevimi yapıyorum. Size bir ev buldum. Biraz mahallenin dışında ama... Ne dersin? Görelim mi? Tamam. Önce ananı gör. Sonra beni yiyip bitirmesin. Hadi. Tamam baba. Buralarda hep görüşürüz. Tamam. Eyvallah İsmet. Hayırlı günler. Hoş geldin yenge. Necdet burada mı? Odasında yenge. Oğlum biz bu mevzuda nasıl böyle yan bastık ha? Suç üstü derken kıç üstü oturmayalım. Abi seni oraya girerken bir onların adamı gördü. Başka da tanık yok ki. Lan oğlum bu adamların şahide tanığa ihtiyacı mı var sanki? Tek şişle Mahir'in başını öleceklerdi. Bu çoraba. Kader işte. Hayır yani Sinan öldüğü zaman Mahir en olmaz yerdeymiş arkadaş. Benim korkum şimdi bunlar kendilerini kurtarmak için bizim başımızı yakmasınlar.
Yapamazlar abi. Neticede en has adamları sensin. Ulan hadi diyelim bunlar sözünün eri. Ya polis? Oğlum ortada bir ölü var lan, ölü ölü. Hem de öyle böyle bir ölü değil, kodaman bir ölü. Polis bunu öldüreni araştıracak. Deştikçe deşecek. Hayır, bir de şimdi Mahin Efendi gidip Necdet'in Sinan'la husumeti vardı, Ayten'i kaçırmaya kalkıştı derse, işte o zaman seyreyle sen halimizi. Ulan attığımız taşla hem Mahir'den hem de mahremimize el uzatan Sinan'dan kurtulacaktık. Düştüğümüz hale bak. Anne, babamın bugün gelip ifade vermesi benim için o kadar değerli ki. Çünkü seni çok seviyor kızım. Belki düğüne de gelir ha kızım. Ay Safiye anne, o zaman dünyanın en mutlu insanı ben olur. Ay Nazif, nasıl biliyor gibi dağıttırdın sen o davetiyeleri. Kalbim fısıldadı hanım. Dağıttınız mı gerçekten? Vallahi dağıttık. Aha, kınayı unuttuk. Kına da mı olacak? Tabii ki olacak. Akıl mı kaldı? Dağıtırken şu günde kınamız var derdik. Tamam Safiye Hanım. Gene deriz. Düğün öncesi olması gerek. Ha sahi, kınayla nişanı aynı gün yapsak, ne de olsa nişanları da olmadı. Ne dersiniz? Anneciğim, o kadar büyütmesek. Safiye anne, sen nasıl istiyorsan öyle olsun her şey. Nişan da yapalım, kına da yapalım. Ne zaman olacak peki? Siz karar verin, biz uyarız. Ben müsaadenizle bir dükkana vurayım. Belki işler falan vardır. Ben de babamı yolcu edeyim. Bence 2-3 gün önce olsun. Hem soluklanırız düğüne kadar. Tamam dedin de böylesi münasip mi bilemedim şimdi. Bu adetlerin sırası nizama vardır. Aman Kerim Hanım, gönüllerimiz bir olsun yeter. Benim gayem Feride kızımın nişan konusunda içi buruk kalmasın. Pekala, yapmasına yapalım tabii ki. Ama nerede olacak bu törenler? Kına kız evinde olur. Nişan da öyle. Ama şimdi olmaz tabii. Ama sokakta bizim evin önünde yapıveririz. Sokakta mı yani? Ben Mayla bakayım. Güzel olmaz mı? Thank you.
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlü deli ediyor. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Koca kız oldular. Hala arkalarını ben topluyorum. İknur, Songül, Mahir. Hadi kalkın. İknur, Songül, kime sesleniyorum kızım? Annem mi seslendi? Galiba. Anne. Ne oldu? Ay bir de soruyorlar. Kızım akşama nişan var, kına var. Siz hala yatıyorsunuz. Anne daha güneş doğmadı. Akşam dediğin göz açıp kapayıncaya kadar olur. Dünya kadar iş var. Hadi bugün yatma günü değil. Hadi gel sen bakayım şu kitaplarını al şuradan. Hadi. Gel gel gel. Anne ben bütün gece ders çalıştım ama. Söylenme, söylenme. Her gün abine düğün kurmuyoruz. O nerede? İknur çık, Mahir'i de uyandır. Ay ne rahatsınız hepiniz ya. Tamam anne, tamam. Al bakayım şunu. Şunları da. Ne oluyor Safiye? Annem seferberlik ilan etti evde baba. Kına gecesi seferberliği. İşimiz var desenize kızlar. Aferin size yani. Ben burada telaşa batayım, siz eğlenin. Akşama o yetişmesin o işler, ben size soracağım ama. Senin de alacağın olsun Nazif. Bunlarla bir oluyorsun ya. Feride, bu saatte ne yapıyorsun kızım? Günaydın anne. Uyuyamadım sabaha kadar. Döndüm durdum yatakta. Ben de kalkayım kahvaltı hazırlayayım dedim ama işte. İlahi kızım, dinlenseydin azıcık. Bugün hayatının en önemli günlerinden biri. Anne deme öyle. Sen öyle deyince daha çok heyecanlanıyorum, telaşlanıyorum. Bunlar güzel telaşlar Feride. Her anının tadını çıkar. Sonra nasıl geçtiğini anlamaz, çok pişman olursun. Hadi, sen içeri geç. Şöyle bir uzan veyahut keyifli bir banyo yap. Ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Annem. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ben ne yapardım bilmiyorum. Ha tamam, yürü bakalım. Efendim. Selim. Benim. Buyurun Sayın Bakanım. Yarın kızımın nişanı takılacak. Kına gecesi yapılacak. Arkasından da nikah. Bu soysuz Mahir Kara kızımla evlenmeye, ailemi temelinden dağıtmaya adım adım yaklaşıyor Selim. Engel olmak için bir şey yapmayacak mıyız? O soysuzu durdurmak için
Ne yapacağını düşündün mü Selim? Bir saate yanınızdayım Sayın Bakanım. Kahvaltıyı edelim. Sen benimle mutfağa gireceksin İlknur. Ha, Erdal'a haber verdin mi dünden bugün işe giremeyeceğini? Evet anneciğim, verdim. Sen de bugün okula gitmiyorsun. Babanla dışarıya hazırlayacaksınız. Emredersiniz komutanım. Bak kızacağım ama ha. Ben de okula gitmem. Dedeme yardım ederim. Sandalyeleri taşırım. Yok oğlum yok. Teyzen seni okula bırakacak. Bu hengamenin içinde elimize ayağımıza dolanma hiç. Ama ona ne? Aa, Nazif, senin asıl vazifen okuldan sonra başlayacak. Misafirlere lokumu sen tutacaksın. Öyle değil mi Nazif? En tatlı görev seninki Nazif. Benim vazifem ne Valide Sultan? Yakışıklı oğlum benim, günaydın. Günaydın. Senin vazifen mutlu olmak. Feride'yi de mutlu etmek bugün. İnşallah. Görüyor musun baba? Sabahtan beri bize fırça, abime gelince bal kaymak valla. Uğraşmayın oğlumla, gün onun günü. Hadi çayı getirin de bir an evvel şu kahvaltı faslı bitsin. Ben getireyim. Hadi bakalım. Yumurta yok mu bugün? Aysen. Bir sıkıntın var bu saatte gelmişsin. Var. Yani aslında yok da ben sana bir şey danışacaktım eğer müsaitsen tabii. Gel içeri geçer. Kusuruma bakma, bir şey ikram edemeyeceğim. Malum bugün Mahir'in kınası var. İknur izinli. Ziyan yok. Ben de kendime simit almıştım. İster misin? Yok abi, sağ ol, yemeyeceğim. Ben zaten birkaç şey sorup hemen gideceğim. Anlat bakalım. Dinliyorum. Şimdi Erdal abi, benim bir arkadaşım var. Kocası galiba birini öldürmüş. Kimmiş bu arkadaş Ayten? Sen tanımazsın. Bizim uzaktan bir akrabamız. Yani zaten aslında tam olarak da öldürmüş mü o belli değil. Ama adamı tutuklamışlar. Kız çok korkmuş. Kocamı asarlar mı diye ağlayıp duruyor. Benim de aklıma sen geldin. Nazif babanın davası malum. Yani demem o ki. Öyle mi olur? Asarlar mı? Ne diyeyim bilmem ki. Davanın mahiyetine göre değişir. Ama Nazif abinin davası şahsına münasırdı. Makamında devlet görevlisini katletmenin cezası ağırdır. Ve zaten daha önce de affa uğramış bir cezası vardı. Ha. Yani asmazlar diyorsun. Sanmam. Zaten önce suçu onun işlediğinin kanıtlanması gerek. Ha, o zaman şöyle mi? Onun işlediği anlaşılana kadar hapse mi tıkarlar? Baş şüpheli oysa salıvermezler. Soruşturma bitene kadar tutuklu kalır. Olay incelenir, ifadeler alınır, tanıklar varsa dinlenir. Aslında bir tanık varmış galiba. Ama meydana çıkmıyormuş. Kim olduğu da belli değil. Bayağı karışık bir durum galiba ama anladığım kadarıyla adamın çıkması için suçu onun işlemediğinin kesinleşmesi gerek. Vallahi ben de anlamadım. Sana sorunca anlarım diye düşünmüştüm ama iyice kafam karıştı. İyisi mi o zaman şöyle yapalım. Ben şimdi gideyim kızı arayayım. Diyeyim ki Erdal abi güvenilirdir. Sen kalk gel, her şeyi anlat. O sana her şeyi söylesin. Tamam mı? Böyle yapalım. Tabii, gelirse elimden geleni yaparım. Çok sağ ol. Senin de kafanı şişirdim sabah sabah. Sen lafı bile olma zaten. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol. Akşama beni bekleme. Niye aslanım? Kaç gündür eve kapandık. İşim gücüm var benim. Benim şikayetim yok. Senin var mı ki? Bilakis de
Kimsenin de damarına basmamak lazım, değil mi? Tamam paşam, nasıl istersen. Evden dışarı çıkmak yok yalnız. Vallahi nikahtan beri gördüğüm tek suret sensin. Ha bir de o erzak getiren çocuk. Yoksa ne camdan başımı uzatıyorum ne de gelen var. Daha anneme bile veremedim müjdeyi. Biraz daha sabret. Tamam. Olur. Günaydın abi. Günaydın. Asayiş Berker var mı Selim? Beni arayan soran var mı ardıma düşen? Yok abi, her şey yolunda. Ulan kaç gündür yüzümüze güneş değmedi be. Sıkıldım hapis hayatından. Allah kimseyi harbiden düşürmesin ha. Rahat ol abi. Seninle kimsenin dert tasası yok. Çocuklar her yeri kokladılar. Karakolda bizzat ben kendim gittim yokladım. Sinan kocanın davası da ha bugün ha yarın failim içine karışacak. Desene Dürüz'ü kim vurduya gitti? Aç. Teyzeciğim en şanslımız sensin. Bak sen şimdi okula gidip güzel güzel derslerini dinleyeceksin. Teneffüsü arkadaşlarına oyun oynayacaksın. Biz de anneannenin tepemizde bir türlü ortalığı toplayalım. Akşama evi temizleyelim diye uğraşıp duracağız. Vallahi hiç eğlenceli bir şey yok, ben sana söyleyeyim. Hiç uğraşma teyze. Beni kandıramazsın. Ben bebek değilim. Biliyorum değilsin. Ben de ona güveniyorum zaten. Bak akşam hazırlıklar bitsin. En son ortalığı süslemek kalacak. Onunla beraber yapacağız. Ama sonra teyze ben çok yoruldum demek yok, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İyi dersler. Sağ ol teyze. Eksiği gedi bitmedi mi yoksa? Bir iki noksan var halledilecek. Ancak önce MSM'ye gideceğim. Mahkemeden beri telefon açıyorum. Telefonlarıma çıkmıyor. Düğünümüz gecikmediyse onun sayesinde. Gideyim bir teşekkür edeyim de boynumdaki vebali çıkartayım diyorum. İyi düşünmüşsün. Tabii konuşmana müsaade ederse. Hakkım var baba. Ne zaman yüz yüze gelsek bir araba fırça yiyorum. Ama olsun. O sevdiğim kadının babası. Ne laf derse, ne tavır gösterirse hepsi başımın üstüne. Yeter ki Feride'm üzmesin. Bugün senin günün Mahir. Bırak ben gideyim. Biz iki baba karşılıklı oturur konuşuruz. Belki daha tesirli olur ha. Sen de evin işine gücüne bakarsın. Hı? Hadi. Peki baba. Sen nasıl dersin? Hadi Allah'a ısmarladık. İşin bitince dükkanın önünü sulayıp süpür koçum. Toz toprağa kalkmaz. Tamam usta. Damat bey. Günaydın. Günaydın Sadıcığım. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Vallahi bir koşturmaca ki sorma. Annem herkese görev dağıttı. Ben de eve bakacağım. Ben 5 tepsi baklava siparişini verdim. Az diyorsan eklettireyim. Yeter kardeşim, sağ olasın. Sadı çerezimiz hazır. Tavukları benim hanım hallediyor. Bunların dışında bir isteğim, bir dileğim varsa söyle bak. Akşama nevalemizi de hazır ettim. Canın sağlığı Sadıcığım. Çok şükür. Ne dilersek hepsi yerine geliyor. Çok şükür be kardeşim.
Sen şimdi kendi evimize geçiyorsun değil mi? Aklımda bir iki bir şey kaldı, onları halledeceğim. Tamam. Bir şey olursa seslenirsin. Hadi kolay gelsin. Anne. Efendim hayatım. Sen davetiyeleri dağıttın mı? Henüz değil kızım. Ne zaman dağıtmayı düşünüyorsun? Çok az zaman kaldı. Ayrıca mı utanıyorsun? Ferideciğim, tamam dağıtmadım. Ama inan ki sizden utandığım için değil. Bilakis sizi düşündüğüm için. Gel şöyle oturalım. Cemiyettekileri biliyorsun. Şimdi gelecekler. Kibirle, nazarlı bakışlarla bakacaklar. Sen en mutlu günündeyken, kına gecende, düğününde alaylı yorumlarda bulunacaklar. Küçümseyerek aralarında konuşacaklar. Sonra biri kalkacak, Mahilere bir şey diyecek. Her ne kadar umursamasak da nihayetinde tadını bozacaklar. Seni de çok üzecekler. Halbuki en mutlu günlerin bunlar. Ben senin çok mesut olmanı istiyorum kızım. O yüzden dağıtmadım. Haklısın anne. İyi yapmışsın. Böylesi daha iyi. Hadi bakalım gelin hanım. Dün gece sabahladım, boyayı bitirdim. Gelip bir teftiş etmen lazım. Aşk olsun Mahir, niye tek başına uykusuz kalıyorsun? Haber verseydin yardıma gelirdim. Biricik zevcemi düğünden önce yoracak halim yoktu herhalde. Hadi, evin daha çok işi var. Sen bir an evvel şu boyayı tasdik et ki diğer işlere de girişeyim. Yoksa düğüne kadar zor biter. Tamam, siz nasıl arzu ederseniz damat bey. Geldin Mahir. Gelsene içeri. Çok sağ olun. Ben müsaadenizle Feride'yi kaçırmaya geldim. Müsaade sende. Zaten yakında temelli alacaksın elimden. Gidebiliriz. Ha anne. Bak sakın eşyaları tek başıma toplayacağım diye uğraşma, tamam mı? Akşama yorgunum deme sakın. Merak etme. Hadi gidin bakalım. Allah'a ısmarladık. Oğlum. Hoş geldin. Anne yok mu? Yok. Bir başıma geldim ben. Artık burada seninle kalacağım. Peki kalırsın. Ama önce gel bir ne oldu anlat bakalım. Annem dedemle konuşmuş. Dedemle buraya gelmemize izin vermemiş. Ben de seni özlüyorum. Burada odamda yatayım istiyorum. Oğlum annen ne yapsın işte deden izin vermemiş. O zaman o kendi babasının yanında kalsın. Ben de kendi babanın yanında kalayım. Güzel oğlum benim. Bak sen hiç üzülme. Biz annenle konuştuk. Şimdilik anne dedeni ikna edebilmek için oyun ediyor. Sahi mi? Sahi ya. Göreceksin bak. Çok yakında evimizde yaşayacağız. Bana da deseydiniz ben de oyun yapardım. Daha çabuk tamam derdi dedem. Bak şimdi aslanım. Sen uslu uslu dur. Anneni de hiç üzme. Anlaştık mı? Tamam. Yardım edebilir miyim hanımefendi? Küs müyüz hala? Barışmamız için bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Tamam. Haklısın. Çok ihmal ettim seni. İzin ver bugün hatamı telafi edeyim. Hı? Hadi kır okulu. Birlikte şöyle güzel bir gün geçirelim. Baş başa. Ne dersin? Seninle bir türlü denk gelemiyoruz Yasin. Zamanımız hiç tutmuyor. Ben bugün zaten okulu kırıyorum. Akşam hazırlık var evde. Onlara yardım ediyorum. Yani gelemem seninle. İki saat bile kaçamaz mısın?
Zaten bütün mahalle seferber olmuş durumda. Ben de dedim yardım etmeye geleyim ama hiç boşuna gelme dediler. Hiç olur mu Yasin? Benim muhakkak orada olmam lazım. Neyse akşam görüşürüz. Tabii gelirsen. Geleceğim tabii Nazlı çiçeğim. İlk dansı birlikte edeceğiz. İyi madem. Görüşürüz. Kızım kapıya baksana. Günaydın Mehmet Sayın Bey. Size de günaydın Kerim Hanım. Hayırdır sabah sabah? İçeri gelebilir miyim? Aslında daha evvel gelmek arzusundaydım. Ama fırsat bulamadım. Malum düğün hazırlığı tüm vaktimi alıyor. Tahmin ediyorum. Kızın sana minnettar ifadeni verdiğin için. Ben de tabii ki. Sadece kızım için yaptım Kerime. Ne seninle alakası var bu durumun, ne de o yersiz tehdidinle. Ben de aynen böyle düşünüyorum. O yüzden zaten buradayım. O gün sırf kızın için ifade vermeye geldiğini, kızını ne kadar sevdiğini tekrar anladığım için. Şimdi senden bir adım daha atmanı istiyorum Mehmet Sayın Bey'im. Bugün nişan yüzükleri takılıyor. Babası olarak sen de gel. Başında dur. Bizi sahipsiz bırakma. Hemen bir şey deme. İtiraz etmeden önce bir düşün lütfen. Bence söyle artık muhala geri gelsin. Sana böyle bir başına kukumav kuşu gibi evde olmak... Kapıyı bizzat açmak hiç yakışmamış Sira. Çok merak ettim nasıl oldu acaba? Gel bir kendin bak. Kuruyunca oldu mu? Tuttu mu istediğim renk? Bence oldu. Buyurun. Nasıl? İstediğin renk olmuş mu? Çok sarı Mahir. Sen seçtin Feride. Sen ne istediysen ben onu yaptım. Hayır, ben biraz beyaz da katalım demiştim sana. Kattın ya Feride. Boyanınca böyle çıktı. Çok sarı değil mi? Bence güzel. Bence değil. Çok sarı. Limon gibi.
bakayım. Ben sana bir de yatak odasının rengini göstereyim. Bakalım onu beğenecek misin? Gel buraya. Ben çıraklı yollarım siparişlerinizi Songül. Sen hazırlığından olma. Yardımlık bir şey olursa da hanım haber bekliyor sizden. Tamam İlhan abi, sağ olasın. Osman. Ne işin var senin burada? Ticaret hukukundan münazaran yok muydu senin bugün? Benim bugün münazaradan daha önemli işlerim var Songül. Mahir abimin kınası var. Bir işe yararım, bir şey lazım olur diye gitmedim. Hem tahmin ettim senin de kıracağın okulu. Şimdi yakışmaz bize burada olmak icap eder. Oldu o zaman. Ben dükkandayım. Bir ustama görüneyim. Yani neye ihtiyaç olursa buradayım. Bir şey lazım olursa haber ver muhakkak. Tamam. Sağ ol. Safiye. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Yok. Aa, hani elektrikçi gelip ampulleri asacaktı Nazif? Haber ettik hanım, birazdan gelecek. Ya ne desem, o birazdan bu birazdan. Akşam olacak, hala süsleri bile asmadınız. Hanım sen de başımıza telaşın memuru kesildin. Saat daha öğlen olmadı. Kaygılara batma, her işler hallolur. Aa, bu niye geldi şimdi? Oğlum hani sen okula gittiydin? Gitmiştim ama öğretmen sağlamış. Herkes eve dediler. Oo, ben de anneanneme yardım edeceğim. Hay Allah'ım. Tamam geç hadi et. Hadi bakalım. Tut elimi. Hemen vazifeye girişelim. Anne ben. Aa, oğlum sen nereden çıktın? Öğretmeni hastalanmış. Görüyor musun talihi? Çantan nerede? Evimizde unuttum. Sabah çıkarken elindeydi ya oğlum. Nazif. Oğlum sen neredeydin? Babamın evinde. Niye gittin oğlum oraya? Gidebilirim. Orası bizim evimiz. Bizim evimiz burası Nazif. Konuştuk ya seninle. Bundan sonra hep burada kalacağız dedim ya. Hiç de değil. Babam bana anlattı her şeyi. Sen babanın yanına gitmek için dedeme oyun yapıyormuşsun. Baba. Bugünün mevzu diye bu ilk olur. Her şeyin yeri zamanı var. Hadi bakalım torun. Düş önüme. Anneannenin istediklerini alalım. Hadi. Sağ ol. Konuşalım. Teşekkür ederiz. 15 dakika bir işim var anne. Ay Allah'ım ya Rabbim. Sen sabır ver. Bu kutuyu da getirdim. Tamam. Mahir. Biz 2 gün sonra burada mı yaşayacağız? Evet. Sarı duvarlı evimizde. Rüya gibi geliyor. Biri mi gelecekti? Yok. İstedik. Tabii kabul ederseniz. Çam sakızı çoban armağanı. Ne güzel armağan, yüreğiniz bana. Buyurun, hoş geldiniz. Çok buyurun, buyurun, buyurun. Gel Zeki. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Mahcup ettiniz. Buyurun. Sağ olun. Hoş geldin Seyis abi. Hoş bulduk koçum. Nerede usta? İçeride abi, hemen bir seslenin. Usta! Hulusi usta! Seyis abi geldi. Oo Seyis kardeş, hoş geldin, sefa getirdin. İyisindir inşallah. Şükür.
Benim kıza bir bakayım dedim. Nasıl, elden geçirdin mi? Bizzat kendim baktım her şeyine. Eksiği gediği yok maşallah. Motor da yağ gibi tıkır tıkır. Olacak o kadar. Bir arabanın beygirine, bir de çiftliktekilere iyi bakarım. Küçük bir vuruğu vardı. O tamam mı? Tamam abi. Cilası da bitince. Bitmedi yani. Biz seninle böyle mi anlaştık Hulusi kardeş? Bu araba ne zamana bitecekti? Bugüne değil mi? İşi uzadı abi. Yoksa safsaklamadım. Yeminle. Oldu mu ama şimdi Hulusi kardeş? Bu arabayı kardeşim gibi sevdiğim bir delikanlıya hediye edeceğim demedim mi? Yarın içeriden çıkacak. Birazcık olsun derdini bununla hafifletelim demedim mi? Abi izin ver, öğleden sonraya yetiştireyim. En geç akşama kalmaz, kapında olur. Kolay gelsin kardeşim. Bülent içeride mi? İçeride abla, tamirhanede. Yetiştireceğim abi. Sözüm söz. Bülent. Hayırdır İklim, ne oldu? Ben sana ne diyeyim Bülent? Ha? Ne akla hizmet bizim seninle konuştuklarımızı gidip Nazif'e anlattın? Ya çocuk geldi iki göz iki çeşme sende kalacağım diye. Ben de teselli edeyim dedim. İyi ettin. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Ne oldu ki? Ya el kadar çocuk Bülent, tutamadı tabii içinde. Gitti babama anlattı her şeyi. Biz buradan gideceğiz, annem size oyun ediyor dedi. Olan olmuş İlknur. Yani hem uzaklanacak şey değil ki. Yani biz bir karar verdik. Onların gönlünün olması bekleyecek değiliz. Ne diyorsun sen Bülent? Babam izin vermeden nasıl olacakmış o iş? Basbayağı. Hani kocaman insanlarız. Ekmeğimizi suyumuzu onlar mı veriyor? Biz düşündük taşındık. Neden onların izin vermesini bekleyelim ki? Ya biz niye bu haldeyiz Bülent? Ha? Bana dikleneceğine kabahatini bil de abim babamı ikna etmeme yardım et. Çık karşılarına adam gibi konuş. Özür dile. Oldu. Ben yapacağımı yaptım. Dur, ben gittim onlardan özür de diledim. Beni affetsinler diye kıçlarımla da dolandım. Bak Nur, sen onu bunu boş ver de gel biraz bence bizi düşün. Nazif'i düşün. Sağladığını görseydin dayanamazdın. Benim babamın içi de aynı öyle dayanmıyor işte Bülent. Ya beni üzersen diye. Ya canımı yakarsan diye korkuyor. Bak Nur, kimse kimsenin canını durduk yere yakmaz. Eğer sen benim damarıma basmamış olsaydın ben seni niye canını yakayım? He? Son dakika işlerinden haz etmem, bilirsin. Yetiştireceğim diyorum abi. Sözüm söz. Beceremezsem kes cezamı. Ben bir lavaboya gideceğim. Söyle çocuğu arabayı öne çeksin. Bakalım ne durumdaymış. Hay hay abi. Arabayı çekelim. İknur sus. Bırak kolumu. Canımı yakıyorsun. Demek ki neymiş? Canının yanmasının suçlusu ben değilmişim, değil mi İknur? Haline bak. Sen bu haldeyken ben aileme sırtımı dönüp seninle bir yuva kurmam. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ben biz dedikçe sen abim diyorsun, babam diyorsun, beni deli ediyorsun. Hop! Ağır ol bakalım. Sen kimsin kardeşim? Kimlik sorgusundan evvel o elini indir. Siz iyi misiniz bayan? Kusura bakmayın. Normalde kimsenin özeline karışmam. Ama kadına el kalktı mı dayanamam. Bu da benim damarım. Patron, arabayı getirdiler. İşte abi, bir işi kalmadı. Cilayı da vurduk mu, 2-3 saate kadar cillop gibi hazır araba. Bırak şimdi arabayı da. Kimdi içerideki hanım? O tamirhanede çalışan bir arkadaşın eski hanımı. Eski derken? Ayrılmışlar mı yani? Evet, birkaç ay evvel boşanmışlar. (Gülüyor)
Söyle çocuğa, akşam araba kapımda olsun. Tamam abi, emrin olur. Allah sizi bir yastıkta koyar. Allah razı olsun. Düğünü yapalım, sonra yemeği bekliyorum ben. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah'ın huzurlu olsun. İnşallah, sağ olun. Sağ olun. Kınavı bitsin. Yarın yerleştirmeye yardıma gelirim ben. Tamam, beklerim. Bir şey ihtiyaç var mı kardeşim? Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Düğünü yap. Sağ ol İsmet. Ya ne güzel insanlarsınız siz. Hepsi benim canım. Hepsi kardeşlerim. İşte insanın en büyük zenginliği bu Feride. Sevdam. Hı. Bence ufak ufak toparlayıp çıkalım. Geç kalmayalım. Yoksa annemin içindeki cadıyı görürsün. Vallahi hiç tavsiye etmem. Ay tamam. Hadi. Değme pastaneleri taş çıkartır ustalıkta. Hmm. Söylediğiniz kadar var hakikaten. Mahallenin fırıncısı değil mi İsmet Bey? Öyledir. Hem fırıncı hem de Mahir'in kardeşi gibidir. Kızım. Şunları da diğerlerin yanına koy istersen. Tamam. Al kızım, bunu da götür. Ellerinize sağlık. Size de böyle iş yaptırıyoruz ama vallahi aklım çıkıyor yetişmeyecek diye. Olur mu hiç öyle şey? Bu hepimizin düğünü Safiye Hanım. Şunu da donduralım. Teyze, ne dedim ben sana? Bak hepsini saydım. Üstünden aşırmak yok, tamam mı? Of teyze ya. Nazif. Babacığım yardım edeyim mi sana? Bitti kızım, sen annene yardım et. Abla neredesin sen? Kayboldun birden. Bütün gün bunu tek başıma hazırlayana kadar canım çıktı. İşim vardı. Bugünden önemli ne işiymiş o? Küçüklüğünü bil Songül. Eline yapışmadı ya yaptığın işler. Of. Kolay gelsin. Sağ ol İknur'cum. Ben mutfağa geçeyim. Ablam da geldiğine göre ben de ütülenecekleri bitireyim bari. Safiye Sultan. Dışarısı istediğiniz gibi hazır. Oh, sahi mi? Bitti mi? Vallahi biz elimizden geleni yaptık. Gerisi akşam eğlenceye gelecek mahalleliye kaldı. Tamam mı? Sineriniz geçti mi Sultan? Oh, öyle deme Nazif Bey. Kolay mı? Oğlumuz evleniyor. Her şey tas tamam olsun istiyorum. Hep bir aradayız ya. Daha başka ne ister bu gönül? Dur bakalım Nazif. Düğün günü çifte bayramımız olacak. Orhan'ım da gelecek. Oo, huzurumuz tam olacak. İnşallah. Benlik bir şey yoksa ben dükkana gideyim. Bir ihtiyaç olursa bana haber verirsin. Ellerine sağlık. İyi günler. İyi günler Nazif Bey. Kolay gelsin. Sizden daha lüks bir hayat sürdüğü muhakkak. Babam sayesinde de her şeyin en güzeli bizim oldu. Mehmet Sayın Bey de keza hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Avrupa'da gitmediğim yer kalmadı. Yaptığım seyahatlerin haddi hesabı yok. Ne istediğimse aldım, ne istediğimse giydim. Ama görüyorum ki Safiye Hanım, siz benden çok daha mesut bir hayat sürmüşsünüz. Sizin imkanlarınızda gördüğünüz değer benim imkanlarımla mukayese edilince çok daha güçlü,
daha gerçek. Evlatlarınızın duyduğu sevgi. Nazif Bey'in size olan sevgisi, saygısı. Başına taç etmiş sizi. İmrenilesi. Benden çok daha şanslısınız. Sence babam gelecek mi? Daha önce umutsuzdum. Ama şimdi... ne bileyim, adliyeye geldiğinden beri acaba diyorum. Ama sen umutlanma sevdiceğim. Gelirse sürpriz olsun. Gelmese de canı sağ olsun. Mehmet Sayın Bey. Sizi kıl payı kaçıracaktım galiba. Biraz konuşmamız mümkün mü? Buyurun. Buyurun. Diyeceklerim kısa. Çok vaktinizi alıp yolunuzdan etmeyeyim. Sizi dinliyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Oğlumdan ve bizden haz etmediğinizi biliyorum. Buna rağmen dürüstçe gelerek ifade verdiniz. Oğlum sizin tanıklığınızda serbest kaldı. Bir iftiraya kurban gitmekten sayenizde kurtuldu. Rica ederim. Bundan daha önemlisi, yine sizin sayenizde kızınız ve oğlum düğünlerini ertelemekten kurtuldular. Mutlu bir yuva kurmaya dair ilk adımı da bu gece atacaklar. Biliyorum, haberim var. Mehmet Sayın Bey, lütfen bu gece gelin. Misafir olarak değil, düğünün bizzat sahipleri olarak yan yana duralım. Bakın, gayem sizi sıkıntıya sokmak değil. Aslında aynı şeyi istiyoruz. Evlatlarımızın mutluluğunu. Siz gelirseniz Feride'nin yüzü gülecek. Babası orada olursa, işte o zaman tam manasıyla mutlu olacak. Mutluluğundan esirgemeyin. Vaktinizi aldım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala gideceğinizi, bu izdivacı tasvip edeceğinizi düşünüyorlar. Enteresan. Ah, şükür bu da bitti. Dolmalar da soğusun, öyle tabağı alırız. Müsaadenizle ben de eve gideyim. Feride gelmiştir, hazırlanmasına yardım edeyim. Aa, anne, sen de mi buradasın? Yardıma gelmiştim kızım. Şimdi eve geçiyordum. Sen niye geldin? Burada mı hazırlanacaksın? Evet Kerime teyze. Biz rica ettik. Beraber hazırlanalım istedik. Tabii ki. Siz gençler dilinizden daha iyi anlarsınız. Onlar hazırlanırken biz de bir yorgunluk kahvesi içelim mi? Ne dersiniz? Tamam. Hadi Feride abla gel. Elinizi çabuk tutun ha. Daha işler bitmedi. Tamam. Siz oturun, ben bir kahve pişirip getireyim.
Ellerine sağlık Hasan Usta. Bıçak gibi olmuş. Bu takımla film artisti gibi olacağım sayende. Ne demek Mahir'cim? Sen zaten öylesin. Damadın moralini yüksek tutalım diyorsun yani. Akşama bekliyorum. Yengemi de getir muhakkak. Ah oğlum, sen bu takımı bu gece giymeyeceksin değil mi? Hasan abi, artist gibi olacağım deyince sen ciddiye aldın galiba. Benim nişanla ayrı, düğünde ayrı giyinecek halim yok. Elbette bunu giyeceğim. Hayda. Merak etme. Temiz giyerim, ikisine de giyerim. Hadi akşama görüşürüz. Hadi güle güle. Ellerine sağlık. İlknur. Kötü olmaz değil mi? Ben hiç kendim sarmadım da. Merak etme. Son gününkileri hep ben sarıyorum. Ay hadi fırın rengini seçelim. Böyle renkler var. Bir de böyle renkler var. Ay bunlar çok renkli. Hangisini yapalım? Şu güzel sanki. Nasıl olur? Bence daha iyi olur ama sen bilirsin. Bunu yapıp bununla gölge yapalım mı? Olur. Güzel. Hadi kızlar. Bitmedi mi daha? Ay annem sabahın köründen beri hadi deyip durdun ya. Ben de başlayayım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Erken dönmüşsün. Feride Hanım'ın kutlamasına katılmak için döndüm. İzin verirseniz ona gidebilir miyim? Hayır. Hiçbir yere gitmek yok. Sofrayı hazırla. Peki efendim. Akşamlar. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bir cinayet ihbarı. Efendim. Komiserim, bir cinayet ihbarı var. Size bağlıyorum. Bağla gözünü sevdiğim, bağla. Buyurun, dinliyorum. İyi akşamlar. Ben Sinan Koca cinayetiyle ilgili bir ihbarda bulunacaktım. Öyle mi? Siz kimsiniz? Gazete çalışanıyım efendim. Olay günü Sinan Bey'in odasına kimin girdiğini gördüm lakin korktuğum için söyleyemedim. Öyle mi?
Şimdi söyleyin o halde. Sizi dinliyorum. Yalnız adınızı alamadım hanımefendi. O gün Sinan Bey'in odasına Necdet Bey girdi. Hani şu Yeditepe gazinosunun sahibi abi. Bence o öldürdü Sinan Bey'i. Yanlış anlamıyorum değil mi? Barut Necdet'ten bahsediyoruz. Aynen öyle. Peki siz kimsiniz? Adınız ne? Hazır mısın komiserim? Çıkıyor musun? Çıkıyoruz da mahirlere değil. Şimdi ihbar geldi. Sinan Koca'yı öldüren Barut'muş. Şu Yeditepe'nin sahibi. Ta kendisi. Hadi düş önüme de alıp gelelim şu herifi. Tabii işi bitirip daire karışmadıysa. Yürü. Buyurun. Çok güzel olmuşsun. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Senin için. Böyle utanıyorsun ya. Ama ne yapayım, utanıyorum. Hep böyle kal. Artık utanabilen insan kalmadı. Çocuklarımız da böyle olsun. Ara ayağa sahip olsunlar. Bizden azalmasın, çoğalsın Feride. Dışarı çıkıyoruz. Misafirler gelmeye başladı. Ben size haber vereceğim çıkın diye. Tamam anne. Maşallah. 41 kere maşallah. Of çok heyecanlıyım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Allah tamamını versin. Sağ olun. Benim son günüm başınızda. Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Gelinim bir güzel olmuş ki. Ay dalar değmez inşallah. Oğlum koşturmayın. Abone. Ah Kerim Hanım. Ah, hoş geldiniz Kerim Hanım. Daha önce hazırlanamadım. Frideler daha inmedi değil mi? Yok yok. Hayır. Inmediler. Buyurun sizi şöyle alalım. Ayten, Mahir'in kaynanası bu mu? Ay ne süslenmiş kız o öyle. Abi. Abi yılan geldi. Senin masaya da kuruldu. Masayı da unutun diye de etrafa yemiler yağdırıyor. Ne ara çıktı lan o girdiği delikten? Benim için yok deseydin. Hesabımız kesilmedi onun hala. Belli şimdi burada barbar yapacak yani. Hatta ben arka kapıdan sıkışıp çıkayım yani. Abi kapıda arabayı görmüş. Çocuklar da odası demişler. Hay ben sizin diriniz. Çık. İşin yoksa Berdan'a eyle. Hoş geldin ya. Az sefa sürelim dedik. Malum kaç zamandır uzaktık alemden. Sakızı değiştirmişsin. Öyle icap etti. Ben diyeyim. Olmamış bu. Cigeri yetmiyor bir defa. Bakacağız. Sen neye geldin buraya? Benim işleri takip edeyiz zar. İçerideydim. Ama kulağım buralardaydı. Duydum. Yeni sevkiyat olmuş. Sen de Pınar'ın başına oturmuşsun. Doğru duymuşsun. Sen de şimdi işin bu tarafına geçtiğine göre aramızdaki husumeti sürdürmenin bir manası yok ha Barut. Ben kuyruk acımı unutayım. Sen de meseleyi unut. Neticede biz bize lazımız bu alemde Barut.
sesi, iki elin sesi var demişler. Haklısın. Kafalar bir gidiyor. Anlat bakalım. Turgut Savcı mefta olduğuna göre beyefendiyle irtibatı kim kuruyor? Vallahi seni bilmem de hani bizzat görüşüyorum. Harbi mi lan? De bakalım. Neye benziyor bu beyefendi? İn mi, cin mi, haberimiz olsun. Bazı sırlar insanın fıtratına ağır gelir. Kaldıramaz. İyisi mi bu bende kalsın? Ha gün gelir dostluğunu, kardeşliğini ispat edersen, ben de o zaman içimdekini seninle paylaşırım. Sana nereden gönül verdim? Ah keşke vermez olaydım. Seni nereden gördüm? Merhaba kızım. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sana bu can feda dedim. Ah keşke vermez olaydım. Seni nereden sevdim? Keşke sevmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce hoş geldin Daryan. Bulduk. Bugünleri de gördük işte hakim hanım. Nopushanede tesbih çeke çeke hayalini kurduğumuz gün geldi çattı. Allah tamamını erdirsin. Dileğim o ki oğlunla, gelininle, ailenle mutlu, huzurlu ol bundan böyle. Sağ ol Daryan. Varsa senin kızların başına. Eyvallah. Ya bunlar ne? Niye zahmet ettin Dalia? Ne zahmeti? Mahir senin oğlunsa benim de yeğenim. Elimiz boş gelecek değildik ya. Sağ ol. Gel. Sevgimi süslemiştim ben. Bak sana bin bir çiçekten. Seviyorum seni inan. İnan gerçekten. Sevgi bağıma sen koydun bir diken. Nasıl yaktın beni daha gülüken. Niçin sözünden sen söyleyeceksin? Kerime Hanımcığım, sizce gelecek mi Mehmet Sahin Bey? Sana nereden gönül verdi? İnanın bilmiyorum. Az daha beklesin mi çocuklar evde? Yoksa haber yollayayım, insinler mi aşağı? Ne yapalım? Sizin adetiniz. Neyse sırası onu yapın Safiye Hanım. Düzeni bozmayın. Ah keşke demez olaydım. Tamam. Seni nereden gör? Keşke görmez olaydım. Kızım. Hadi abinlere haber ver de insinler aşağı. Tamam. İstersen çıkmayalım. Annen gelsinler dedi. Songül, nasıl görünüyorum? Saçım, makyajım falan nasıl olmuş? Harika görünüyorsun. Ben söyleyince inanmıyor da. Bütün misafirler geldi mi? Babam, o geldi mi? Feride mi? İstersen biraz daha bekleyin. Hemen çıkmamız şart değil. Yok, çıkalım artık. Zaten burada otura otura dilim damağım kurudu. Sen nasıl istersen Sevda. Abicim, anneme söyle, geliyoruz biz. Tamam. Gel bakalım.
Abi, Yasin komiser geldi. Allah Allah, onun işi var lan burada. Peki Allah'a yakışıyor mu böyle adamlar Barut kardeş? Sen ol, sokma böyle dönekleri etrafına. O biraz zor. Adam polis. Ya seve seve ya... Sen anladın. Oo, Yasin komiserim hoş geldiniz. Hayırdır, bir arama falan mı var? Derdimiz mekanında değil. Gerçi onun davası bozuk ha. Bizim derdimiz seninle. Benle mi? Ne derdiniz var ki benimle? Söyleyin ben de bileyim. Hakkında ihbar var. Karakola götüreceğiz. İhbar mı? Kim benim neyimi ihbar etmiş ki? Sinan Koca'yı öldürmüşsün. Geliyorlar. Söyler misiniz? Papatya gibisin beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatya'm seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Ya arkadaş besbelli iftira işte, benim ne işim olur elin adamıyla? Ben Sinan Koca'yı niye öldüreyim? Söyle o zaman, olay günü öğle vakti neredeydin? Yanında kim vardı? Selim, sen bir içeri geç, müşterilerle ilgilen. Evdeydim. Karımla beraberdim. Sabaha karşı geçtim eve gazinodan. Yattım, uyudum, öğleden sonra uyandım hatta. Ondan sonra da akşama doğru gazinoya geldim. Kemal, git mahalleye yengeye bir sor bakalım. Doğru mu söylüyor? Sonra karakola gel. Biz Barut'la karakola geçeceğiz. Hemen komiserim. Ya ne gerek var karakola kadar gitmeye? Ben sizi odamda ağırlayayım, konuşalım. Kafan basmadı galiba. Hakkında ihbar var. Seni gözaltına alıyoruz. Karakolda ifade vereceksin. Oğlum. Arabayı mı park ediyor? İş çıktı yenge. Ama gelir şimdi. Dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Hadi dans edelim. Sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatya'm seni özlüyorum. Neden sanki öyle? Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Yasin oğlum nerede? Bir iş çıktı Nazif baba. Ama gelir birazdan. Neden susuyorsun? Bana bu sevgi çok mu görüyorsun? Bilsem Aytan Hanım. Gizli gizli. Ben Yasin'in mesai arkadaşıyım. Evet, tanıyorum sizi. Size bir sual soracağım. Necdet Bey'le ilgili. Sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Bu Sinan Bey öldüğünde, bir hafta kadar önce. Evet, hatırlıyorum. Mahir götürdükleri gün.
Necdet evde miydi o vakit? Tabii evdeydi. Bayağı geç kalktı. Sonra acele bir işim var dedi. Allah sizi inandırsın, kahvaltısını bile yarım bırakıp çıktı. Saat kaçta çıktı evden? Biraz düşünün isterseniz. Yok, düşünmeme gerek yok. Ben doktora gidecektim. Birlikte gideceğiz zannettim. Ama o benden evvel çıktı. 11 gibi çıktı. Emin misin abla? Tabii eminim. Sağ olun. Rahatsız ettim eğlencemizde. Yok. Zaten bana pek eğlence gece hem nişan yüzüklerinizi takacağız hem de kınamızı yapacağız. Müsaade eder misiniz? Hay hay. Buyurun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum. Hor görmesinler. Uçan da kuşlar.
de nasıl? Gelin kızımız elini açmıyor. Niye öyle diyorsunuz? Açıyorum ben elimi. Sus gelin kızım. Adettendir el açılmaz. Nazla naz. Kaynanası. Vallahi da açmam da açmam diyor. Açmazsa açmasın benim tatlı nazlı gelinim. Dünyalar feda olsun ona. Kızım. Kızım. Fazla yakma. İz yapar. Yarın mesain var. Aa, anne. Bir şey olmaz tamam. Kınan kutlu, gelin tatlı, ayağın uğurlu, hayatın hep mutlu olsun inşallah. Mahalleden haber geldi. Yenge sabah 11'de evden çıktı demiş senin için. Yalanın buraya kadarmış Barut Necdet. Ne yalanı kardeşim? Evdeydim uyuyordum diyorum size ya Allah Allah. Ayten yanlış hatırlıyor. Karı haklı işte. Vallahi orasını ben bilmem. Aynı evde bir sen bir yenge yaşadığınıza göre senin lafına karşılık onunki. Bu durumda sen paşa paşa burada kalacaksın. Ben de kına gecesine gideceğim. Kardeşim elinizde bir delil bir ispat mı var sizin? İhbar var. Yengenin ifadesi var. Artık derdini yarın sabah savcıya anlatırsın. Allah rahatlık versin. Ya komiserim, ya bir şey telefon açsaydım, bir telefon açsaydım. Yarın artık inşallah. Tuttun Barut. Bundan sonra ellerimiz hiç ayrılmasın yavrum. Sen her suratını astığında benim yüreğimden bir parça kopuyor. Beni bir süre nefessiz bıraktın ama artık bitti. Bitti baba. Bugün hayatımın en güzel günü. Evet, aramızda biri eksik ama biliyorum ki o da yıldızlardan bizi izliyor. Melih de senin çok mutlu olmanı ve bu gece eğlenmeni isterdi, inan bana. Hele yüzüklerimizi senin taktığını görseydi. Feride, nişan merasimi, kına burada oldu. Ben isterim ki bu gece evimize dönün, o inatçı annenle birlikte. Evimizden gelin çık. Bunu benden esirgeme yavrum. Gurur duyarım babacığım. Öyleyse bana müsaade. Biliyorsun son kalp sektesinden sonra böyle yorgunluklara pek gelemiyorum. E düğüne de gücüm kalsın öyle değil mi? Tamam babacığım. Müsaadenizle. Müsaade sizden şeref verdiniz. O şeref bana ait. Mutlu ettiniz bizi, çok sağ olun. Thank you.
Haddimi aşıyorsam affedin ama neden affettiniz efendim? Buraya neden geldi? Ne kadar mutlu oldular değil mi? Evet. Sayenizde. Evet, sayemde. Bu son mutluluklarının da sebebi benim. Herkes dönüp bugünü, bu anı hatırladığında akıllarında sadece benim yüce gönüllülüğüm kalacak. Böylece Mahir'in ölümünden dolayı beni hiç kimse suçlamayacak. Hiç kimse. Hiç kimse.